tanıdığım en karizmatik, en yakışıklı, en güler yüzlü voleybol antrenörüyle beraberim. Hocam tebrikler. 3-0. Teşekkür ederim. Ankara derbisi senin. Evet, bizim için çok önemli bir maç. Hatta onlar için de çok önemli, bizim için de çok önemliydi. O yüzden bu galibiyet bizi birazcık olsun, tabii her şey olmadı ama birazcık olsun rahatlattı. Ligde en azından bir nefes aldık. Bundan sonraki maçlar daha da önemli olacak. Yani hedefimiz iyi voleybol oynamak bizim. Çocukları geliştirmek, iyi voleybol oynamak. Ve şimdiye kadar da geri dönüşlerin hepsi bu yönde oluyor. Yani keyifli bir oyun oynadığımız söyleniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Uzun zamandır ben senin yönettiğin maçları canlı canlı seyredememiştim. Televizyondan arada denk geliyordum, arıyordum ama çok keyifli bir maçtı benim açımdan. Evet. Karayolları'nın misyonunu, biraz genç bir kadro var elimizde anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bir takımı da biraz anlatır mısın hocam? Valla biz bu 3. yılımız Süper Lig'de. 3 yıldır da devamlı gençleri, işte 1. Lig'de oynayamamış ya da işte belirli bir geride kalmış oyuncuları, bizden yetişen çocukları bu şekilde ligi hazırlamaya çalışmak. Temel amacımız bu. Yani zaten kulübün ve başkanımızın temel prensibi de ne kadar çok kız çocuğuna hizmet edebilirsek o kadar biz başarılı ve keyifli oluyoruz. O açıdan da devamlı gençleşiyoruz. Yani her yıl işte yeni isimler geliyor. Hiç nasıl diyeyim, lig tecrübesi olmamış isimler geliyor. Onları bir şekilde 1-2 yıl oynatıp bizden sonra başka kulüplere gidiyorlar. Başkanımla maç izleme şansına sahip oldum. Çok keyifli. Voleybolu çok seven bir başkan var. Kesinlikle. Bir kulüp var. Süper Lig'de uzun zamandır Kadınlar Ligi'nde Ankara takımları şöyle bir sene çıkışı yapamamıştı. Hı hı. Hep İstanbul kaldı. Erkeklerde biraz daha Halkbank ve Ziraat Bankası'yla üst sıraları zorlayan Ankara takımı olmuştu ama kadınlar da Ankara'nın eksiği ne hocam? Yani bu ekonomiyle alakalı bir şey. Yani biz biraz daha üretken, yani altyapı odaklı takımlar oluyoruz. Diğer İstanbul'da veya başka şehirlerde bu finans ekonomiyle ilgili ciddi bütçeler var. Yani yabancıların bütçeleri, işte yerli oyuncuların bütçeleri. O yüzden de onlarla mücadele etmek sadece belki hani ekonomiyi bulduğunuzda 1 yıl, 2 yıl olur. Biz daha uzun süre kalalım. Daha çok gençlerle oynayalım. Yani böyle bir üretkenliğimiz devam etsin. Her yıl 1-2 tane oyuncuyu lige kazandıralım. Bu karayollar açısından daha keyifli oluyor. Başkanın da söylemleri hep bu yönde bizimle. O yüzden de biz bundan çok keyif alıyoruz. Ama tabii her yılda böyle bir zoru oynamak, aşağıya oynamak bizi de yoruyor açıkçası yani. O da zor bir iş yani gençlerle oynamak. Harika bir maçtı. 3-0. Evet. Ankara derbisi bir de anlamı da var. Biz sen de tandemin sırasında uzak bağlantıyla röportaj yapmıştık. Evet. Şimdi bir de canlı canlı maçını seyrettikten sonra bu mikrofonu uzatıp maç nasıldı, karayolları nasıl dememin vakti geldi sanırım. Bu biraz daha heyecanlıymış ama. Maç çok eğlenceliydi bizim için. Biz eğlenerek oynayınca çok tabii, iyi oynuyoruz. 3-0 yenince öyle eğlenceli oluyor evet. Zaten oyunlar. Aynen. Çok iyi servis attık, çok iyi konsantre olmuştuk. Emeğimizi karşına aldığımızı düşünüyorum ben. Şimdi genç bir kadro var. Evet. Yani takım kaptanısın. Üstünde de büyük var. Hüseyin hocam gerçekten tecrübeli bir hoca ama aynen. Sahadaki hakimiyette sen de maç içerisinde de bunu fazlasıyla gösterdin. Takım nasıl? Takımı nasıl anlatırsın sen karayollarını? Takım çok birbiriyle çok uyumlu bir takım. Yani birbiriyle konuşarak bir şeyler halledebilen ve çözümü çok çabuk bulabilen bir takım. O yüzden birbiriyle daha iyi anlaşıyorlar ve hemen soruna çözüm bulabiliyoruz. Genç olduğumuz için de çok heyecanlıyız, enerjiyiz, hiç bitmiyor. Evet bazen kötü şeyler oluyor, birden düşüş yaşayabiliyoruz ama bunu yapmadığım zamanlarda gördüğünüz gibi çok iyi oynuyoruz. Şimdi daha önümüzde zorlu fikstür var. Bu sene karayolları nasıl gider? Yani bir tehlikeyi ben görmüyorum açıkçası. Biz de görmek istemiyoruz. Bizim de hedefimiz ligde kalmak. Hatta yapabilirsek daha iyi playofflara kadar çıkmak istiyoruz ama onun dışında şu an biz de iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Geleceğimiz adım adım, sayı sayı gibi maç maç. Bu maçta bir motivasyon getirmiştir belki de. O evet tabii. Çok önemli. İkinci devrenin ilk maçı bizim için hedef maçlardan ilk maçı olduğu için çok önemliydi. O yüzden bunu almamız tabii ki bizi biraz daha rahatlattı ve bundan sonra daha iyisi ve daha heyecanlı maçlara yapacağız gibi. Şimdi Hüseyin hocamla röportajdayken oyuncu alalım deyince sahanın yıldızı var dedi, onu al bugün dedi. Senden bahsetti. Bir de maçı senden dinleyeyim. Çok güzel bir maçtı. Hepimiz için bireysel olarak. Herkes yapması gerekeni yaptı. Çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Sen karayollarını nasıl anlatırsın takım olarak? Şimdi Ankaralısınız galiba ikiniz de değil mi? Evet. Yani başka şehirden gelmediniz. Şehrinizin takımı taraftan da. Evet. Altyapılarınız da büyük ihtimalle buralardandır. Çünkü karayolları yetiştiren bir kulüp. Benim altyapım karayolları. Benim burası değil. Ama Ankaralıyım ben de. Genç bir takımız. Bunun çok büyük tehlikeleri var ama tehlikesi olduğu kadar avantajı da çok yüksek. Ve biz bu avantajı kullanarak ilerlemeye çalışıyoruz. Uyum içerisinde çalışan bir takım. O yüzden mutluyuz. Sorunsuz
takım diyebilirim yani. Şimdi pandemi karayollarını çok fazla etkilememiştir. Tribünler gerçekten çok fazla dolmuyordu. Ama bir taraftan da içiniz gidiyordur. Yani şu tribünler dolu olsa, taraftarlar maçta olsa. Bizim için tribünlerin dolu olması spor okulumuzun olması. Çünkü bizim hedeflerimizden biri altyapı, yani Ankara'daki en azından küçük çocuklara voleybolu aşılayabilmek ve genç yetenekler kazandırabilmek. O yüzden karayolları zaten Ankara'nın köklü kulüplerinden yıllarca. Keşke küçüklerimiz de bizimle beraber olsalardı diyoruz tabii. İnşallah bir an önce kurtuluruz. Onları da maçlarda görürüz. Mikrofonları birkaç tanesine de uzatırız. Görüşmek üzere diyorum. Önümüzdeki antrenmanlarda da ziyaretinize geleceğiz. Daha keyifli röportajları imza atarız. Bekliyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin.